Sayın Devlet Bahçeli'ye de çok ayıp. Yani çirkin tavır göstermek çok ayıp. Ama ben muhalefetinin de yani kötü insan olduğuna inanmıyorum. Yani hani bir kötülük olsun diye yaptıklara inanmıyorum. Çünkü onların bir kitlesi var, gençleri var, insanlar var, destekleyenleri var. Ama MHP'de bir lider geldiyse sonuna kadar gitmeli benim kanaatim. Yani hani yaşlandı kenara alalım, böyle olmaz. Böyle olmaz. Allah ayırır gerekirse. Onun dışında lider liderdir yani. Benim kanaatim o. Sayın Bahçeli'ye karşı daha sevecen, daha sevgi dolu yaklaşmaları gerekiyor. Nezakette kusur etmiyor benim gördüğüm. Başkanım falan diye hitap ediyorlar. Ama daha nezih olabilir. Gıyabında konuşurken daha nezih, daha şefkatli olabilirler. Kaba konuşmak çok çirkin olur. Bir kere eski bir MHP'li vardı da çirkin bir konuşmuştu. Başbuğla ilgili. Acayip sıtkımı sıyırmıştım. Evet. Yani özetle Tayyip Hoca'yım halk vicdanlı olduğu için, vefalı olduğu için destekliyor ve destekleyecek. Cenab-ı Allah da samimiyeti olduğu için onun yolunu açar. Hiçbir şey olmaz. Yani hiç tedirgin olacağı da bir şey yok. Gönlü de çok rahat olsun. Başbakan da ehli vicdan, temiz bir insan. Böyle enaniyet yapacak, büyüklük hissine kapılacak bir insan değil. O mevkiye de geldiyse zaten Tayyip Hoca'nın vesilesiyle geldi. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama güzel, yetenekli. Mesela konuşma, hitabeti falan hoş. İki kardeş birbirine kenetlenmiş, devam edeceklerini düşünüyorum. Evet. Bahçeli çok efendi bir insan. Yani ya kardeşim kaç ameliyat geçirmiş. Başka sus ayakta duramaz ya. Helal olsun. Helal olsun. Ne dava adamıymış ya. Ne yiğit insanmış. Ayakta duramaz başka sus ya. Bak gürül gürül gayet keskin bir şuurla. Tam bir dava adamı gibi gayet güzel konuşuyor. Helal olsun. Helal olsun.